Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 3-4-5 yayınlarının hazırladığı tht IT Geometri Soru Bankası kitabındaki konu 7'nin çözümlerine başlıyoruz. Bu konuda neler var? Paralel kenar, eşkenar, dörtgen ve deltoid var. Ve biz bu videoyla neye başlıyoruz? Kazanım odaklı sorular testlerine başlıyoruz. Birinci bölüm testini çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız paralel kenarda açı. Arkadaşlar öncelikle tanımı bileceğiz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E, ee, ardışık açılar birbirini 180'e tamamlıyor. karşıtlı açılar da birbirine eşit oluyor. Bu doğru açılardan zaten bunu biliyoruz arkadaşlar. Ee, burada köşegenlerin de birbirini ortaladığını söyleyebiliriz. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan kelebekteki oran birebir oluyor. O yüzden bunlar da birbirine eşit oluyor. Burada bir örnek sorusu var. Örnek sorunun çözümü de çok güzel bir şekilde anlatılmış burada. İncelersiniz. Bizim amacımız buradaki testleri çözmek. Hadi bakalım birinci soruyla başlıyoruz. ABC'de paralel kenar demiş. Tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Z'den dolayı o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 52 yaptı. E, x kenardan dolayı 52 ise burası da 52. Şu açılar toplamı artış köşelerdeki açılar toplamı ne oluyordu? Birbirini 180'e tanımlıyordu. 52 artı x eşittir 180 olduğundan x de buradan 128 derece olur arkadaşlar. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Paralel kenar demiş. Öncelikle bu kenarlar birbirine paralel olduğu için. Arkadaşlar direkt ben şöyle 43 ise bu hocam burası 180 eksi 43 demeyelim ezbere şey yapmayalım. E 43 ise bunlar birbirine paralel ya yöndeşlikten dolayı direkt burası 43 olmaz mı? Olur. Sonra baktığımız zaman 72'yi kullanacağım. Burası 72 burası da 72 olmaz mı arkadaşlarım? Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğundan evet. Yani 43 artı x eşittir 72 olduğundan x de buradan kaç buluruz? 19 derece olarak değil 29 derece olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Geldik 3'e. Arkadaşım burası 128 ise o zaman bu 180'e tamamlayan açısı nedir? 52 derece mi yapıyor? Evet burası 52. Çünkü ardışık açıların toplamı 180'dir. E burası 52 ise iki eş parçaya bölmüş açıyı o zaman 52 olduğundan bunlar 26-26 derece yapar. E burası 26 ise U kuralından dolayı da diyebilirsiniz. Ya da direkt Z'den dolayı hocam şurası da 26 derece direkt diyebiliriz. E, buraya baktığımız zaman 26 ile alfanın toplamı da ne olmalı? 26 ile alfanın toplamı 180 olacağından doğru açıdan dolayı 180 derece olacaktır. Dolayısıyla alfa da buradan 180 26 yani 154 derece olur arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. Evet şu açılar birbirine eşit verilmiş. Burada bir ikiz kenarlık var. Öncelikle şuna bakalım arkadaşlar. Şurada paralel kenarın tanımını sorularda tabii ki çok kullanacağız arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Oluyor. Özellikle açı varsa direkt Z'ye dikkat edin. X kenarlık çıkıyor arkadaşlar. Bakın Z'ye dikkat ettiğimiz zaman burası ne oldu? Nokta açısı oldu. Ee, nokta açısını kullanamıyorum. 30'u kullanamıyorum. Demek ki ben buradaki paralellikte bir şey yapamadım. O zaman şu paralelliğe bakalım. Şu paralelliğe bakacak olursak. A direkt şöyle bir M kuralı var arkadaşlar. Gördünüz mü? Direkt M kuralından dolayı. Şöyle bir M kuralından dolayı. Doğru da açılardaki kuralları da yine burada kullanıyoruz arkadaşlar x ile 30'un toplamı burası değil midir? Yani burası x artı 30'dur. E hocam burası da x artı 30'dur. E dolayısıyla açılar eşit olduğundan burası da x artı 30'dur. E o zaman şuradaki üçgene bakacak olursak gençler buradaki üçgende iç açılar toplamı 180. Yani 1, 2, 3 tane x var. 2 tane de 30 var. Yani toplam 60 eşittir 180 yapmalı. 3x eşittir 120 yapar. X de buradan kaç gelir? 40 gelir. Bizden de x isteniyor. Cevabımız böylelikle Ceyhan yaptı arkadaşım. Geldik 5. soruya. 5. soruda ABCD paralel kenar demiş. Şunlar da birbirine eşit demiş. Öncelikle Z'den dolayı burası da 57 mi? 57. Hocam ikiz kenarlıktan dolayı 57 ise taban açıları birbirine eşit. Ve 57 57 114. 180'e tamamlayanı kaçtır? 66 mı yapar? Evet 66 yapar. E burası 66 iken karşısındaki açı da 66 derece yapmaz mı? Yapar. Yani alfa ile 19'un toplamı eşittir 66 olacağından x alfa da buradan neye eşit olacaktır? 66'dan 19 çıkartacağız. O da kaç çıkıyor? 47 mi çıkıyor arkadaşım? Evet 47 çıkar. Beşinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 6'ya. ABCD paralel kenar ve şöyle bir ilişki verilmiş. Şuraya A diyelim buraya da B diyelim isterseniz. Ya da alfa ile A karışmasın burada. Ee, buraya X buraya Y diyelim. AD uzunluğu X. EC uzunluğu Y. Dostum bak şimdi. Bu X ya. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. X. Bu arada AB uzunluğunda x artı y demiş. x artı y demiş. A, hocam bak burası x artı y ise yukarısı da x artı y'dir. O zaman buraya ne kaldı? x kaldı. Şurada bir x kenarlık çıktı mı çıktı. O zaman burada 25 dereceyi kullanayım. Z'den dolayı karşısı kenarlar birbirine paralel ya. Burası da 25'tir. x kenarlıktan dolayı burası da 25 oldu. 25, 25, 50. Burası kaç derece yaptı? 130 derece yaptı. Karşılı açılar birbirine eşittir. O zaman burası da 130 derece yapar. Yani cevabımız böylelikle akçay olduğu 6. soruda. Geldik yedinci soruya. ABCD paraya kenar ve eşitler verilmiş. Peki hocam bunlar eşitken bu alakasız yerde ne işe yarayacak? Paraya kenar tanımını kullan kardeşim. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Peki şuraya da çizgilerim. Aa burada x kenarlık çıktı. E hocam nereden başlayacağım şimdi açılara? Öncelikle bakın hiçbir açı verilmemiş. Normalde açısal değer verildiği zaman açısal değerin olduğu yerden başlıyoruz. Ve alfayı en sona bırakıyoruz. Ama hiçbir açı verilmemişse o zaman alfadan başlayalım. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. Lütfen tanımda bunu uygulayın arkadaşlar. Ee, biz sadece şu paralelliğe bakıp da böyle Z kuralı falan filan var mı diye bakıyoruz. Arkadaşlar sadece bunlar paralel değil ki. Şunlar da birbirine paralel. Bu paralelliğe bak şimdi şöyle bir Z kuralı var mı? Var. Yani alfa iken burası alfa yaptı mı? Yaptı. O zaman buraya alfa yazalım. Aa hocam şimdi burada ne oldu? Alfa ise x kenardan dolayı burası da alfa oldu. E ee, sonra ne yapacağız? Bak burası 2 alfa oldu gördün mü? Bak burası 2 alfa. 2 alfa ise karşısında 2 alfa değil midir? Evet. E, x kenarlık var. Burası da 2 alfa oldu. Hala daha bunlar birbirine paralel değil mi? Evet şöyle bir Z kuralı var mı arkadaşlar? Var. Z'den dolayı 2 alfa ise burası da 2 alfa oldu mu? Oldu. E o zaman 2 alfa iken burası da 2 alfa. 2, 4, 5 alfa. Toplamda 5 alfa eşittir 180 yaptı. Alfa da buradan ne geldi? 180 bölü 5'ten 36 geldi. Yani 7. soru Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. Köşegenler neydi? Birbirini ortalıyordu. Hop şunlar birbirine eşit olacak. Aa burada da bir x kenar çıktı mı çıktı. Sonra bunlar da birbirine eşit diyebiliriz ama isterseniz kafa karıştırmayalım. Şimdi öncelikle 24'ü kullanalım. Arkadaşım burası 24. Bir de DCB'yi 116 vermiş. DCB'yi 116. Arkadaşlar burası 116 iken. E, burası 180'e tamamlayan açısı değil midir? 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 64 derece yapar. 64'ten 24 çıkınca buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı? Evet. E şimdi 24'ü kullanamadım ama burada kullandım bak 40'ı bulurken. Şimdi burası 40 sa sonrası ne olacak? Hocam şuraya bakacak olursak şöyle bir Z kuralı var değil mi? Ya yani sonuçta bu ikizkenarı kullanmam lazım. Bu açıyı oraya taşımam lazım. Hocam burası 40 iken Z'den dolayı burası da 40 yapar. E o zaman burası 40 iken ikiz kenarlık var burada. Bunlar da 70'e 70 yapar. E şimdi olay bitti. Niye? Buradaki açı 64 ya da buradaki açıyı boş ver. Şurada kaçı kaç? 116. E burada kaçı da? 116 değil mi? 70 artı 10, 70 artı alfa eşittir 116 olduğundan dolayı alfa da buradan kaç derece gelir? 46 derece gelir. Dolayısıyla 8. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Ve böylelikle 1. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 2. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.